Billur Kalkavan bu gece kanser hastalarının ilişkiler ve cinsellik üzerindeki etkilerini konuşuyor. Kanser hastalarının cinsel hayatları nasıl etkilenir? Kanser hastaları cinsel hayatlarında nelere dikkat etmeli? Partneri kanser olan kişiler nasıl davranmalı? Hepsi şimdi kırmızı noktada. Geri geldik hocam. Köylüler diyordunuz. Köylü bir çift geldiği zaman daha rahat soruyorlar dediniz. Tabii daha rahat soruyorlar. Yani sanırım onların hayatında cinsellik daha doğal bir şey. Yani bizde biraz daha imaj şehirde daha ön plana çıkıyor. Köyde daha belki farklı yaşandığı için onlar daha rahat dile getirebiliyorlar bu tür konuları. Biz de genellikle şunu belki söylüyoruz. Belki kansere de çok büyük bir ehemmiyet yüklemiyorlar. Ondan da olabilir. Olabilir tabii. Çünkü, daha abartılı değil mi? Yaşamıyorlar. Biz çünkü böyle kanserin artık K'sini duydu. Ayılıp bayılmaya başladık. Yani iyileşen insanlarda gördüğüm korkuyu bir sürü insanda görmüyorum ben mesela. Annemin birkaç arkadaşı şöyle hani atlattılar. Tabii entelektüel kesim daha zor İnanılmaz yaşıyor. İnanılmaz bir de korku yaşıyor. Kaldı. Ay bırak şu korkmayı da artık yaşamına bak tabii, yani. Hani. Tabii. Öyle geliyor. Ne soruyorlar mesela? Ne diyor? Cinsel hayatıma devam edebilir miyim, edemez miyim diye soruyor. Tabii burada genellikle göz teması kurmamaya çalışıyorlar falan. Böyle yani insan biraz yere bakarak, utanarak, sıkılarak soruyorlar. Biz de bunun tabii ki hayatın her şeyi nasıl devam ediyorsa, yaşam nasıl devam ediyorsa cinselliğinde devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama bunu tabii ki hastalığın şeyine göre eşinizi çok yormadan, onun eğer çok halsizliği, sıkıntısı varsa veya kemoterapi aldığı için bazı değerlerinde düşme varsa buna göre tedbirler alarak karşıdakini çok yormadan, hırpalamadan ama bu hayata da devam etmenin gerektiğini, farklı yöntemlerin olduğunu, birbirlerine sevgi ifade edebilecekleri bunları anlatmaya çalışıyoruz ve bu şekilde devam etmelerini öneriyoruz. Çünkü moral çok önemli. Değil mi? Yaşamın bir parçası, insanın bir parçası. Bu yaşamlarını düzene sokmadıkları takdirde her iki eş de bu konuda daha kötü etkilenecektir. Yani illaki de cinsel ilişki demiyoruz ama muhakkak ki bir sevgi gösterisi, bir şefkat gerekiyor anladığım kadarıyla. Tabii ki. Tabii ki yani çok, şefkat çok önemli. Çok ona önemli. Dokunmak, öpmek, okşamak, tabii. Belki kel kafasını öpmek kadınlar için diyorsa. Kadınları daha şey buluyorum burada, daha naif, daha kırılgan buluyorum nedense. Doğru bir görüş mü bu acaba? Yani... Kadınlar tabii daha genelde daha kırılgan oluyorlar. Hayatta da öyle. Daha dalgalılar, daha hormonal düzeyleri de çok değişiyor. Tabii kemoterapiye bağlı bir sürü hastamız menopoza erken girmek zorunda kalıyorlar. Veya kadın hastalıkları ilgili ameliyat geçirenlerin tabii ki yumurtalıkları alınıyor. Belki bunlar çok genç kadınlar oluyor ve erken dönemde menopoz sorunlarını yaşamaya başlıyorlar. Tabii o dalgalı ve zor bir dönem. Daha çabuk kızdığınız, daha çabuk kırıldığınız. Bu dönemlerde tabii ki eşin desteğine çok ihtiyaç oluyor. Ama tabii bunu da çok kullanmamaları lazım. Bazen de öyle kadınlar oluyor ki hakikaten eşleri çevrelerinde dört döndükleri halde onları yaşamı çok zorlaştıran hale de getirebiliyorlar. Bunu sürekli bir dediğiniz gibi bir silah olarak kullanılabiliyor. Ya, veya evlatlarımızı da yapıyoruz işte maalesef birçok konuda. Evet. Değil mi? Yani aslında natürel demek ki çok doğal davranmamız lazım. Yani evet. Aslında nezle hani çok hafif olabilir ama kanser de bir hastalık değil mi? Yani bizim bu amansız hastalık, eyvah ölecek, bu panikler, bu herhangi bir hastalıktan da ölebiliriz. Yani şu hastalıktan katiyen ölünmez diyebileceğimiz bir hastalık bile belki nezle bile insanı öldürebilir değil mi? Tabii uyursuz her hastalıkta ölünebilir ama kanser biraz acıyı ve çağrıştırıyor insanlarda. Çağrıştırıyor yani, biz çok zor ölümü, çok fazla bir yük bindiriyor çok fazla o zaman kanserin ve kanserlinin üstüne tabii. Gibi geliyor. Tabii çünkü aslında %60-70'i iyileşiyor kanserlerin ama insanlar sadece o %30 kötü giden ve ölen ve acı çeken insanları görüyorlar. O yüzden de gerçekten fazla anlam bindiriyorlar. Ama burada nezle gibi görmek de çok doğru değil. Şu bakımdan doğru değil. Önemsememek anlamında demedim. Bir hastalık olarak.
Şöyle, yani sorunun var olduğunu kabul etmek, onunla yüzleşmek, ondan sonra da onu aşmak gerekiyor. Hmm, sizde çünkü bir de stage'lerden biri de inkardır değil mi? Yani tabii. İlk önce bir anlattığınız zaman herhalde bir şey. İlk başta yok, benimki bir şey değil. Bana bir şey olmaz. Benim mutlaka her şeyim yolunda gidecek gibi çok pozitif olanlar var. Aslında onlar gerçek. Sizinle paylaşmıyor demektir. Hmm. Biz şimdi eşlerden en çok istediğimiz şey de herkes birbirine rol yapıyor bu tür durumlarda. Kimse kimseye derdini pek anlatmayıp karşı tarafı üzmek istemiyor. Hmm. Kadın işte çok hastaymış gibi davranmak istemiyor. Çünkü eşini üzmek istemiyor. Veya eşi hasta ise, erkek hasta ise karısını üzmemek için. Halbuki bir süre karşılıklı oturup ağlamaları gerekiyor bence aslında. Bence de kesinlikle. Yani bu bir yas dönemi. O yas dönemini geçirmeleri. Çünkü o ilişkilerinin de zemini öyle daha kuvvetlenecek. Birbirlerine rol yapmaya başlayınca, gerçek duyguları paylaşmamaya başlayınca o cinselliği de etkileyen bir şey zaten. Yani siz doğruları paylaşmıyorsunuz. Gerçekten içinden geçen duyguları ama paylaşmıyorsunuz. Ama kanser değilken bile paylaşmıyoruz ki. O yani. Ayrı. O işin başka tarafı. O konu da önemli çünkü zaten gerçek hayatta düzgün bir ilişkisi olmayan bir insanın kanser olunca bu ilişkilerin düzene girmesi zaten beklenemez. Bu çocuk doğurunca evliliğimiz daha iyi gidecek. Evet, tabii. Tabii şey. Zaten kötü gidiyorsa o kötü gidecektir. Yapacak bir şey yok ama düzgün giden bir ilişki hiç bozulmadan sorunlar da paylaşılarak, birbirlerini anlayarak, tiyatro oynamadan ama yüzleştikten sonra aşarak. Yani çocuk gibi davranmamak gerekiyor. Erişkin gibi davranmak gerekiyor. Zor yani hastalığa karşı da. İnsanlar için çok zor galiba erişkin evet. gibi davranmak. Evet zor. Birçok konuda çocuk zor. Gibi davranıyoruz aynen çünkü öyle. Hayatta. Peki bir hangi kanser türleri cinselliğimize tamamıyla etki ediyor ve yani hani başından itibaren cinsellikle ilgili hiçbir şeyimiz kalmıyor? Yani hangi kanser aslında türleri? Aslında hiçbir kanserde cinsel kanser türleri, yaşam kalmıyor diye bir şey söylemek ya da doğru değil. O anda olmaması gerekiyor yani. Diyelim ki hani bir başka bir kanser türünde demin dediniz eşi yormamak suretiyle. Hani onun hormonal değişikliklerini bilerek işte ona şey en güzel şekilde davranarak yaşayabiliriz. Ama hani birkaç tür var mı ki yani cinsel hayat tamamıyla ketleniyor o ara diyelim en azından iyileşene kadar. Yani tabii yaraların çok açık olduğu, açık yaraların var olduğu veya çok kanama riskinin yüksek düzeyde olduğu, enfeksiyonun olduğu dönemlerde, ateşli hastalığın olduğu dönemlerde, tedavinin en zor bulantı, kusma vesaire gibi olduğu dönemlerde bu tür ilişkilerden kaçınmak lazım veya kan sayımlarının aşırı derecede düştüğü zamanlarda dikkat etmek lazım. Jinekolojik kanserlerde özellikle rahim ağzı kanserlerinin tedavisi radyoterapi ile yapılır. Hem içeriden hem dışarıdan hastalara radyoterapi verilir. Radyoterapi dediğiniz ses frekanslarıyla yapılan? Hayır, radyoterapi ışın tedavisi. Işınla, radyasyonla tedavi demek. Ve bu radyasyonla tedavi sonrası kadın özellikle vajinasında kuruluk, yapışıklık ve giderek atrofi dediğimiz küçülmelere neden olabilir. Ve özellikle de cinsel ilişkinin devam etmesi gerekiyor aslında bu kadınlarda vajinal darlığın oluşmaması için. Zaten partneri olmayanlara da eşleri olmayanlara da özellikle bazı aletlerle vajina duvarlarının birbirine yapışmaması için biz tavsiye ediyoruz. Egzersiz veriyorsunuz. Tabii egzersiz yani. Veriyoruz. Böyle eşleri olmayanlara egzersiz veriyoruz. Eşlerine de özellikle cinsel hayatlarının devam etmesi, ileride sorun yaşamaması için. Çünkü ileride muayeneyi bile engel olacak darlıklar gelişebilir. Yani hastanın aslında tedavisinin de bir parçası oluyor sonuçta bu tür ilişkilerin devam etmesi. Ama hakikaten o anda tam radyasyonun aldığı anda kızarıklık varsa, yanık varsa tabii ki böyle bir durumda eşi bu tür bir ilişkiye zorlamak çok doğru değil. Ay zaten çok yani çok doğru değil korkunç geldi bana siz şimdi anlatınca. Bir tabii yani yapılmaması olamaz. Lazım zaten zorlama olmaması lazım tabii ki. Erkeklerde testis kanserlerinde filan. Şimdi tabii bir takım ilaç tedavileri özellikle hormonal tür kanserlerde diyelim ki bir prostat kanserinin ileri evresinde bazen
özellikle androjenleri, erkeklik hormonunu bloke edecek ilaçlar kullanıyoruz. Ama prostat kanserleri zaten geç yaşlarda görülmüyor mu? Genç yaşta görülen ama oluyor mu? Ama geç yaşta da görülse erkekler her yaşta cinsel anlamda hayatlarına devam etmek istiyorlar. İstiyorlar, evet. Yani o yüzden onları o yaşta bile olsa, ileri yaş bile olsa, tabii bu ileri yaş dediğimiz nedir? 60'lı yaşlar olabiliyor, 70'li yaşlar olabiliyor. Ama 90 değil yani tabii zaten. Tabii ki 90 değil tabii ki ama o yaşlarda 50 yaşlar olabiliyor. Bu yaşlarda antiandrojen tedavinin tabii ki cinsel hayata olumsuz etkileri oluyor. Ama sadece bunu bir birleşme olarak alırsanız cinsel hayatı o yönüne tabii ki olumsuz etkisi olabilir. Ama cinsellik sadece bir hareketin yapılması olmadığına tabii göre ki. Yine her iki karşılıklı tarafın bu ilişkileri sürdürmesinde hiçbir sakıncası yok. Ama ereksiyon dediğimiz hadise antiandrojen tedavi alanlarda olmayabiliyor. O zaman gidip bir de ereksiyon tedavisi olmuyorlardır umarım, değil mi? Zaten bloke etmek gerekiyor ama onu ara ara tedavinin parçası olduğu için veya testisler alınmak zorunda kalabiliyor. O zaman dışarıdan androjen almaları gerekiyor. Bunların tabii özellikle antiandrojen alanlara eşlerinin daha şefkatli yaklaşması. Biz de zaman zaman bu tedavileri intermittent tedavi dediğimiz ara ara kesip ara ara tekrar verme şeklinde hayatlarını devam ettirmelerine yolunu bulmaya çalışıyoruz. Siz zaten demin de programdan önce de dediniz ki daha çok erkekler kaçıyor, kadınlar değil partnerlerinden. Ben hiç duymadım daha bugüne kadar, eminim vardır ben duymadım diye yoktur değil ama bir kadın hani kanser oldu diye kocasını terk edip kaçsın. Evet, öyle bir örnek. Ama erkeklerde yani duyuyoruz bilhassa meme kanseri vakalarında, o meme alındıktan sonra nedense o bütünlükte bir bozulma meydana geldikten sonra veya bir yanı o, bir yanı da erkekler daha çocuk. Yani erkekler sorunlarla yüzleşmede baş etme konusunda çok yeterli değiller. Belki de çok üzülüyorlar onun için. Çok üzülüyorlar. Belki de sevdikleri insanın çok acı çekeceğini düşünüyorlar ve onu kaldırıp taşıyamayacağını düşünüyorlar. Yine çok bencilce. Şeyden kaçıyorlar. Yani sorundan kaçtıkları için kaçıyorlar. Ama çok tersi erkek örnekleri de var. Yani ilk boşandığı eşini yıllar sonra hasta olduğunu öğrendikten sonra gelip onu sırtında taşıyan, getiren götüren, ölene kadar gerektiğinde yanında olan veya o tedavi sürecinde iyileşen hastalarda tedavi sürecinde onun elinden tutup o süreci yaşamasına destek sağlayan çok erkek örnekleri de var. Ne güzel yani, tanışalım bu erkeklerin yani, hepsiyle. Hep tabii canım, muhakkak erkekleri ben zaten böyle %100 suçlamaya hep karşıyımdır. Ama şeyde haklısınız, genellikle kadınlar hiçbir zaman hasta kocalarını bırakıp giden kadın anaçlık olmuyor. Anaçlık var ya içimizde. Belki evet, ondandır. Evet. Bir bakma, bir ona bir şey yapma. Yani bu anaçlığı Tanrı bize vermiş işte. Yani çocuk doğurduğumuz için herhalde ki hayvana, çocuğa, insana, yaşlıya hep kadındır yani bakan genelde. Kısacık aramız geldi, yine hemen tamam. Dönüyoruz.